Koskoca Türkiye'nin itibarı ayaklar altına alınıyor. Bu kendini bilmezliğin ekonomide yarattığı tahribatın hesabını kim verecek? Sadece kur artışından dolayı kamunun borcu 225 milyar lira. Özel sektörün borcu da 250 milyar lira arttı. Liyakatsizliğin, keyfiyetin ve cehaletin Türk ekonomisine son 10 gündeki maliyeti 500 milyar lirayı buldu. Dile kolay. Ayıptır, günahtır. Bu millete yazık değil mi? Esnaflarımıza, çalışanlarımıza günah değil mi? Hiç mi utanmıyorsunuz? Yazıklar olsun hepinize. Aziz milletim, bu maliyeti saray zenginleri ödemeyecek. Bu maliyeti 3-5 yerden maaş alan kardeşler, yeğenler, kayınçolar, danışmanlar ödemeyecek. Bu maliyeti o 5 müteahhit ve havuz medyası da ödemeyecek. Bu maliyeti çiftçilerimiz ödeyecek. Esnaflarımız ödeyecek. Sanayicilerimiz ödeyecek. Bu maliyeti emeklilerimiz ödeyecek. Memurlarımız ödeyecek, çalışanlarımız ödeyecek. Bu maliyeti gençlerimiz ödeyecek, kadınlarımız ödeyecek. Bu maliyeti hepimiz ödeyeceğiz. Bir tek onlar ödemeyecek. Çünkü bu maliyet, bu ucube sistemin ve onun arkasındaki bu çarpık zihniyetin sonucudur. Biz İYİ Parti olarak Merkez Bankası'nın bağımsızlığını önemsiyoruz ve bunu her fırsatta vurguluyoruz. Merkez Bankası yönetiminin bağımsızlığı ve güvencesiyle ilgili olarak Yüce Meclis'e bir de kanun teklifi verdik. Teklifimize göre Merkez Bankası başkanları 5 yıl süreyle atanabilecek ve görev süresi dolmadan görevden alınamayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bir gece rüyasında görüp görevden alabildiği bir Merkez Bankası başkanının görevini hakkıyla yapabilmesinden söz edemeyiz. O yüzden süresinden önce görevden alınamamasını hüküm altına alıp görev güvencesi sağlıyoruz. Ayrıca para politikası kurulunun üyelerinden birinin de reel sektör temsilcisi olmasını sağlıyoruz. TOB'un önereceği 3 adaydan birinin Cumhurbaşkanı tarafından para politikası kuruluna atanması hükmünü getiriyoruz. Bu vesileyle kanun teklifimize başta sözde reform seven AK Parti ve küçük ortağı olmak üzere meclisteki tüm partilerin desteğini bekliyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, bu iktidarın Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Çünkü milleti değil, koltuklarını dert ediniyorlar. Çünkü vatandaşı değil, eşi, dostu, yandaşı zengin etmekle uğraşıyorlar. Çünkü Türkiye'nin değil, iktidarlarının geleceğini düşünüyorlar. Memleket sevgisi, millet davası akıllarının ucundan geçmiyor. Ahlak, erdem ve doğruluk AK Parti genel merkezinin ve sarayın kapısından içeri giremiyor. Nitekim güzel ahlakı tamamlamaya gönderildim buyuran Peygamber Efendimizin yolundan saptıklarından beri iktidarları dikiş tutmuyor, kadroları iflah olmuyor. Son 3 ayda arabasında 100 kilo eroin ile yakalanan eski büyükelçilik basın müşaviri, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluktan tutuklanıp evinde 10 milyon bulunan daire başkanı derken her geçen gün Asım'ın neslini yaratacağız diyerek iktidara gelenlerin düştükleri hazin durumun yeni örneklerine şahit oluyoruz. Hayatı ahlakla arasına epey mesafe koymuş büyüklerinden öğrenmiş bir genci, hadi bu uzun cümleyi tercüme edeyim. Ahlaksızlığı büyüklerinden öğrenmiş bir genci, vicdansızlığı büyüklerinden öğrenmiş bir genci elbette linç edecek değilim. Benim meselem kendini bu çarpık zihniyete teslim etmiş bu gencimiz değil. Gençler yanlış yapabilir.
Gençler nefislerine yenik düşebilir. Benim meselem o gencimiz de dahil tüm gençlerimizi bu zihniyetin yarattığı ahlak erozyonundan koruyup kollamaktır. Benim meselem hata yapan gençlerle değil, onları hak yolundan ayıran bu karanlık zihniyetledir. O gencimiz ne diyor? AK Parti'de görev alırsam daha çok kazanmamın önü açılır diye düşündüm. Ne kadar acı değil mi? Çok çalışırsam, çabalarsam, emek verirsem sonunda başarırım, helaliyle kazanırım değil. AK Parti'de görev alırsam daha çok kazanırım. Gençlerimizi böyle düşünmek zorunda bırakanlara yazıklar olsun. Değerli dava arkadaşlarım, gençlerimizi dolambaçlı yollara sokan bu karanlığı sorgulamak zorundayız. O gençlerin hayat zannettikleri, hak zannettikleri bu maskeli baloyu sorgulamak zorundayız. Bunların gençlerimize doğru diye işaret ettikleri o yanlış düşünceler kim bilir daha kaç gencimizi büyük yanlışlara sürükledi. Bunları sorgulamak zorundayız. Ne diyordu Ahmet Arif? Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü. Bu namustur, künyemize yazılmış. Bu da sabır, avulardan süzülmüş. Sarıl bunlara, sarıl da büyü. Pırıl pırıl milyonlarca gencimiz, o sınav senin, bu sınav benim koştururken, bir soluk masa lambasının altında, gece gündüz göz nuruyla dirsek çürütürken, iş bulamadı diye genç yaşında sağlığından olup hayata küserken, arını, ar duygusunu askıya asıp kolay ve haram parayla caka satmayı hakikat diye pazarlayan bu zihniyeti sorgulamak zorundayız. Vicdan bunun neresinde? Ahlak bunun neresinde? Hak ve hakikat bunun neresinde? Sorgulamak zorundayız. Bu çarpık zihniyeti bu topraklardan silene kadar yılmadan mücadele etmek zorundayız. Değerli dava arkadaşlarım, Sayın Erdoğan 2 gün önce pandemiye karşı bazı önlemler açıkladı. Buna göre mübarek Ramazan ayında toplu iftar yasakmış. Elhak bu şartlarda doğru bir karar. Ama doğal olarak bu fevkalade duyarlı arkadaşlara, muhteremlere sormak istiyorum. Sizin lebalep kongrelerinizdeki keyfiniz Allah'ın sofrasından daha mı kıymetliydi? Kongrelerinize yasak getirecek bir durum yoktu da mübarek sofralarda mı aklınız başınıza geldi? Kısıtlama sadece iftarla da sınırlı değil. Restoranlar, lokantalar, on binlerce işletme yeniden kapanacakmış. Genel merkezimize gelen bir lokanta, restoran işletmecisi diyor ki her açılıp her kapanma 35 bin lira yazıyor. Tekrar söyleyeyim mi? Her açma ve her kapama bize 35 bin liraya mal oluyor. Aldığımız yiyecek, et, sebze vesaireyi ya dağıtmak, ya vermek, ya da çürürse atmak zorunda kalıyoruz. Yahu siz ne vicdansız, ne izansız adamlarsınız. Lokantalarda, kafelerde 3-5 kişi bir araya gelince salgın yayılıyor da binlerce kişiyi toplayıp getirdiğiniz kongrelerinizde virüs tatile mi çıkıyordu? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Bu vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Bir yandan pandemi kurallarına uymayan vatandaşlarımıza ardı ardına ceza kestiniz. Diğer yanda aynı kuralları kongrelerinizde sırtarak çiğneyip bir de utanmadan oluşan kalabalıkla
övünmekten geri durmadınız. Salgının başından beri kurallara uymakta hassasiyet gösteren aziz milletimizin sağlığını göz göre göre tehlikeye atmaktan çekinmediniz. Sonra ne oldu? Ankara'daki salona doldurulan ya da dışarıda toplanan binlerce korona elçisi ülkemizin dört bir yanına dağıldı. Ve sonuç ortada. Bu aymazlığın cezasını kim kesecek? Bu suçun asıl failine cezayı kim kesecek? Allah nasip edecek, iktidara geleceğiz ve biz keseceğiz. Şimdi bu kadar yüksek sesle alkışlıyorsunuz, abilerin sinirini bozacağınız. Ondan sonra başlayacaklar hakarete gene. Teşekkür ederim. Çünkü Türkçeleri bozuk olduğu için, entelektüel seviyelerde sıfırlarda olduğu için ancak sevebiliyor garipler. Analiz zekayı da geliştirir. Eski bir ilkokul öğretmeni olarak söylüyorum. Milletimiz aşı nerede aşı diye soruyor. Siz gökyüzüne bakıp ıslık çalıyorsunuz. Çok sıkışınca da taksit taksit aşı müjdesi veriyorsunuz. Önümüzdeki ay dediğiniz tüm müjdeler o ay gelince bir sonraki aya kalıyor. Bu beceriksizliğin hesabını kim verecek? İçişleri Bakanı kongreler lebalep dolu olduğundan beri ortada yok. Sağlık Bakanı utancından salona bile gelemedi. Hatta en son çıkıp kongreleri konuşmanın kimseye bir faydası yok dedi. Tercümesi ne? Tercümesi şu. Lütfen bu bahsi kapatalım. Verecek cevabım yok. Çok utanıyorum diyor. Yönetim zafiyetine bakar mısınız? Bakanları utanıyor, Sayın Erdoğan utanmıyor. İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminde salgınla mücadele. İşte size Sayın Erdoğan'ın milletin gerçeklerini umursamaz tavrı. Allah akıl fikir versin. Aziz millet, salgınla mücadelede durum aynı. Ekonomide durum aynı. Hukukta, insan haklarında, demokraside durum aynı. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Öyle olmasa kendi kendilerine verdikleri yetkiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilebilirler miydi? Milletin meclisi onaylamış. Sayın Erdoğan'ın aklına esmiş, kendi kendine verdiği yetkiyle sözleşmeyi iptal ediyor. Buradan çok net vurgulamak istiyorum. Kim ne derse desin, şunu herkes bilsin ki o sözleşme hala geçerlidir. Yöntem de, açıklanan karar da hem hukuken hem siyaseten geçersizdir. Sayın Erdoğan, burası Muz Cumhuriyeti değil muhterem. Burası memleketi benzetmeye çalıştığın üçüncü dünya ülkesi de değil. Burası binlerce yıllık devlet geleneğinin sonucu olarak kurulmuş büyük Türkiye Cumhuriyeti. Aklını başına devşir. Böyle şımarıklık olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Değerli dava arkadaşlarım. Kendisi bir de çıkmış, cuma namazı sonrasında kadınlarımızı tehdit eder gibi diyor ki, o iş bitti, önünü ardını kurcalamayın. Aynen böyle diyor. Bak sen, şu tarza, şu tavra bakar mısınız? Emrin olur ağam. Bu tehditler kadınlara sökmez Sayın Erdoğan. Elinden geleni ardına koyma. Tacize, tecavüze, hakarete, iftiraya, dayağa boyun eğmemiş o kadınlar. Senin tehditlerine hiç boyun eğmez. Attığın o imzadan sonra neler oldu biliyor musun? Samsun'da 17 yaşında 5 aylık hamile Sezen 16 yerinden bıçaklanarak katledildi. Söyle bakalım o iş bitmiş mi Sayın Erdoğan?
Adli tıp raporunu önüne koysunlar. İste, iste ve ona bak. 5 aylık bir cana, anne karnındaki o 5 aylık bebeğe kaç bıçak darbesi düşüyormuş bir gör bakalım. 15 yaşında evlendirilmiş, 16 yaşında hamile kalmış, 17 yaşında da katledilmiş. Bu çocuğun canına nasıl vicdansızla kıymışlar bir gör. Gör de söyle, o iş bitmiş mi Sayın Erdoğan? Sezen'in katledildiği gün Bursa'da 32 yaşındaki Necla, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde silahla vurularak öldürüldü. Söyle bakalım, o iş bitmiş mi Sayın Erdoğan? Sen o iş bitti dediğinden beri 7 kadınımız öldürüldü. 7 kadınımızın canına kıydılar. Söyle bakalım, o iş gerçekten bitmiş mi Sayın Erdoğan? Sen söyleyemezsin, ben söyleyeyim. O iş kadınlar bitti demeden bitmez Sayın Erdoğan. O iş kadınlara musallat olan bu ahlaksızlık bitmeden bitmez. O iş kadınlar sokakta korkmadan yürümeden bitmez. O iş kız ve erkek çocuklarımıza göz koyan sapıklar bitmeden bitmez. O iş, o kokuşmuş zihniyetiniz bitene kadar bitmez. Değerli milletvekilleri, işin ironik yanı bu keyfiyetin anında müşteri buluyor olması. Sayın Erdoğan'ın her garip çıkışına hemen bir tüy dikenin olması çok ilginç. Ayasofya imamından sonra birisi daha oldu. Türk milletinin iradesinin tecelligahı, Büyük Millet Meclisi'nin başkanı çıktı ve dedi ki, Cumhurbaşkanı isterse Montrö'den de çekilir. Lafa bakar mısınız? Bu lafı eden hukuk profesörüne bir bakar mısınız? Meclis çiğnenmiş, milletin iradesi çiğnenmiş, sahip çıkacağına, millet iradesi diyeceğine, hakimiyet milletindir diyeceğine çıkmış, bir de üzerinde tepiniyor. Kurtuluş Savaşı'nı yapmış Gazi Meclis'in başkanı değil, sanki sarayın meclisteki irtibat bürosu şefi konuşuyor. Yazıklar olsun sana da. Şimdiden uyarıyorum, aklınızdan bile geçirmeyin. Ege'deki adalarımıza çöken Yunanistan karşısındaki ezikliğinizi gizlemek için Lozan'a, Kanal İstanbul saçmalığınıza kılıf uydurmak için de Montrö'ye göz dikmeyin. Ne tarih ne de kahraman ecdadımız sizi affetmez. Bunu böylece bilin. Değerli dava arkadaşlarım, iktidar her geçen gün milletinden ve milletinin gerçeklerinden daha da uzaklaşıyor. Vatandaşının feryadına kulaklarını tıkayıp, gönlünü kapatıp, gününü gün ediyor. Sarayda havalar her zaman güneşli, her zaman tropik olsa da dertli milletimize tek mevsim kış, sürekli kar, tipi, boran. Biliyorsunuz ilçe ilçe, köy köy memleketi geziyoruz. Dertleri dinliyor, çözümler üretiyoruz. Parantez içi bir gıcıklık daha yapacağım. Şimdi esnaf geziyor herkes. Apartman zili çaldıracağım bu beylere. Bakalım nasıl yapacaklar. Hayal ediyor musunuz? Ben geldim. Vatandaş ne yapacak? Köylere gideceğiz. Köylere gideceğiz. Köy kahvesini oturtturacağım bu abileri. Bakalım muhtara, çiftçiye, köylüye, onların sorularına ne cevap verecekler? Gittiler gittiler. Gidemediler, hatta ya gidecekler. Milletimizin sesini bu kürsüden o sağır kulaklara duymak için, hem de bu kürsüden dile getirmem için her hafta birçok talep alıyoruz. Bir kısmını buradan, bir kısmını divandaki arkadaşlarım vasıtasıyla, bazılarını teşkilatlarımız ve meclis grubumuz aracılığıyla çözmeye çalışıyor,
çözemediklerimizi de ilgili yerlere duyurmaya çalışıyoruz. Atanamayan öğretmenlerimizden taşeron olarak çalıştırılan hastane bilgi yönetim sistemleri çalışanlarına kadar, konut mağduru müteahhit zedelerden dolmuşçu esnafımıza kadar toplumumuzun birçok mağdur kesimi bize ulaştı, ulaşıyor. EYT'lilerimiz gibi. Bize güvendiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Sizleri görüyoruz, sorunlarınızı duyuyoruz, çözüm için çalışıyoruz. İktidar beceremezse ilk seçimde biz geleceğiz, biz çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Biliyorsunuz, önümüzdeki Cuma 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Ülkemizde hem otizmli çocuklarımızın hem de ailelerinin büyük dertleri var. İşte o nedenle bu hafta milletin kürsüsünde çok özel bir anneyi ağırlıyoruz. Nevin Aktulga aramızda. Buyurun Nevin Hanım. Söz de, kürsü de sizindir. Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilleri, sayın basın mensupları ve değerli misafirler. Ben 36 yaşında bir delikanlının annesiyim. Bu delikanlı aslanlar gibi yakışıklı, dürüst, melekler gibi iyi, o bir otizmle. Biz bu otizmle oğlum 2,5 yaşındayken tanıştık. Çok zorlu bir yoldan tabii ki gittik. Sanki bütün bu puzzle'ları birleştirerek, çok parçalı puzzle'ları birleştirerek biraz hem yanılma payımız oldu ama bir yere geldik sonuçta. Şimdi benim oğlum 15 yıldır çalışıyor. Kendi yemeğini kendisi yapıyor, spora gidiyor, artık kendi kendine yetecek bir birey oldu. Fakat bu dediğim gibi 2,5 yaşından beri uğraştığımız bir durum ve gerçekten çok işledik, nakış gibi işledik biz bunu. Ve bu otizm tanısı konulduğunda otizmi ilk defa duymuştum. Ve kimse bilmiyordu. Bazı doktorlar bile bilmiyordu. Yani ben oğlumu doktora götürdüğüm zaman otizm deyince acaba duyma bozukluğu mu var diyorlardı. Ve ilk önce çevreyi de tanıtmakla uğraştık açıkçası otizmi. Çünkü suçlayıcı yaklaşıyordu çevre. Yaramaz diyordu. İlgilenmiyoruz zannediyorlardı. Sonuçta çok emekler verdik ama çok güzel bir yere geldik. Çok değer kattı bize oğlumun otizmi. Ve yaşamın renklerini, sevginin önemini, kabullenmeyi, daha birçok şeyi. Örneğin bana Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşma fırsatı yarattı. Birin altını çizmezsek düşebileceğini öğrendik. Büyük T harfinin kızgın baktığını anladık. Birin altını çizmezsek'nin hikayesi de, yani bu da bana bir, daha doğrusu bu otizm bana bir kitap yazdırdı. Bu kitabı ben sadece anılarımı paylaşmak için değil, bütün bu sorunu farkındalıkları yaşayan ailelere yalnız olmadıklarını göstermek için yazmak istedim. Ve bunun adının da altını çizmezsem bir düşmez mi olması, Cemil'in küçük yaşta daha rakamları öğrenirken birden başlayarak yazarken biri yazıp altını çizmeye başlamasıyla başladı. Ve eğitimciler oraya takılmasını istemiyorlardı. Bir an evvel öbür rakamlara geçmesini istiyorlardı. Sonunda inatlaşmalarla 3-4 senemiz geçti. 9-10 yaşlarındayken oğlumla tavla oynuyoruz, kız tavlası oynuyoruz. O kazandı birinci oyunumuzu. Hemen isminin altına 1 yazdı. Benim ismimin altına da 0 yazdı. Sonra döndü, altını çizeyim de bir düşmesin dedi.
Ben o zaman anladım ki kaç senedir bizimle uğraş veriyor ama bunu söyleyemiyor bir şekilde. Gerçekten çok etkilendim. Daha sonra da anneciğim büyük T harfi neden kızgın bakıyor? Ya oğlum senin psikolojinle uğraşmaktan T harfinin şeyine bakamadım. Bilemiyorum psikolojisini. Yani ona cevap veremiyorum. Sonuçta nasıl bakıyor Cemil dedim. Şöyle yaptı. Böyle yaptı. Aa, sonra bir baktım hakikaten T harfi şöyle duruyor. Yani şunu anladım ki o kadar şartlı bakıyoruz ki. Biz onun baktığımız zaman T harfi olarak görüyoruz. Biri bir olarak görüyoruz. Onlar tamamen objektif, kendi açılarından görüyorlar. Ve benim hayatıma çok ışık tutan bir insan oldu. Ve gerçekten zaman zaman çok teşekkür ediyorum ki böyle bir çocuğa, böyle bir farkındalığa sahibim diye. Bu bana nasip olduğu için de bunu da bir kitapla paylaşmak istedim. Ben size takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada 80'li yıllarda 10.000'de 4 kişide görülürken otizm, şimdilerde 54 kişide biri otizmli. Ve otizmli bireylere sahip aileler olarak sıkıntılarımız çok. Bunlardan birkaçını özetlemek istiyorum. Otizmli aileler devletin bir an önce otizm eylem planını hayata geçirmesini dört gözle bekliyorlar. Bu eylem planını hayata geçirilirken otizmli ailelerin de o grubun içinde olması daha isabetli kararlar alınmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Okulların her seviyesinde kaynaştırma usulünün uygulanması gerekiyor. Farklılıkları olan bireyler ayrıştırılmamalı. Onlar da örnek alarak, içinde yaşayarak öğreneceklerdir. Devletin bu bireyler için ailelerinin ardından hayatlarını idame ettirebilecekleri imkanlar oluşturulması gerekiyor. Özellikle ergen ve yetişkin otizmlilere İş ve uğraşı imkanları oluşturulması, örneğin belediyeler bu konuda etkili olabilir. Bu da benim başıma gelen bir şey olduğu için vurgulamak istiyorum. Sırf otizmli olduğu için oğluma özel sağlık sigortası yapılmıyor. Otizminin muaf tutulmasını istediğim halde bu kabul edilmedi. Kendimizi özgürce ifade edebildiğimiz bir platform oluşturduğunuz için huzurlarınızda yerel başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve izninizle bu olayın kahramanı oğlumu davet etmek istiyorum. Alo. Ben Demir Aksemsettin oğlu. Otizmliyim. Türk'üm. Doğruyum. Çalışkanım. İnsan. Çıkıklarını tutmak. Büyüklerini saymak.
özür dileyerek bir de şunu belirtmek istiyorum. Oğlum kendini bildi bileli hep meclis saatini izler. Ve buraya gelmesi onun için çok önemliydi. Çok, çok teşekkür ederim. Cemil kardeşime ve Nevin hanımefendiye en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizden razı olsun. Aslında yıllar evvel benim ailemde de var engelliler. Yıllar evvel bir büyüğüm demişti ki, Meral, engelli çocuğu olmak bir anne için nedir biliyor musun? Ondan evvel ölmemeyi dilemektir. Allah sizden razı olsun. Umarım TRT ve diğerleri sizin sesinizi kesmemiştir. Ama size söz, ben duyurmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz otizmin farkındayız. Çocuklarımız ve değerli aileleri bundan emin olsunlar. Aziz milletim, garip zamanlardan geçiyoruz. Türk'le ve Türklük'le arasına koyduğu mesafeyi Öcalan ailesiyle arasına koyamayan, İhvancılara gerdiği kolu kanadı Erşat Salihi'ye geremeyen iktidar ve küçük ortağı, ki bir parantez açmak istiyorum. Erşat Salihi ile ilgili olarak kendisi ayrıldı. Zamanı geldi ayrıldı gibi bilgilerimiz var. Yeni bir yapılanmaya gidilecek diye bilgilerimiz var. Cepheden bahsediyorum. Ama bir de Barzani'nin etkisiyle, onun talebiyle alındı diyen duyumlarımız var. Buradan iktidara ve küçük ortağına sesleniyorum. Eğer zamanı geldi ve kendi isteğiyle Sayın Salihi milletvekilliğine devam edecekse amenna ve saddekna. Ama Türkiye'de yaşayan herkesi, bu davaya gönül vermiş, baş koymuş herkesi bu konuda ikna etmeniz ve şeffaf olmanız gerekiyor. Eğer aksi halde Barzani'nin istemesiyle ilgili ise o zaman da gereğini yapmak sizin görevinizdir. Siz gereğini yapmıyorsanız bu millet yarın sandık başında gereğini yapar ve size gereğini gösterir. Bu arada Uygurlara zulmeden Çin'in Dışişleri Bakanı Sayın Erdoğan ve küçük ortağı Luna Park'taki çocuklar gibi karşıladılar. Utanmadan, sıkılmadan kameraların önüne geçip çak bile yaptılar. Bu tip samimi halleri görünce beni ister istemez bir endişe alıyor. Sayın Erdoğan'ın daha önceki dostluklarını, kankalıklarını, kardeşliklerini, bu derin dostlukların nasıl bittiğini, başımıza neler geldiğini hatırlıyorum ve Türkiye için çok endişeleniyorum. Umarım bu seferkinin sonu diğerlerine benzemez. Bu samimi buluşma kapsamında Uygur kardeşlerimize yapılan zulümden bahsedemediler. Burada şaşırtıcı bir durum yok. Jinping Perinçek'in emrindeki Cumhur İttifakı'ndan Uygurlara yapılan zulüm karşısında omurgalı bir duruş zaten beklemiyoruz. Ama görüşme sırasında ilginç bir şey oldu. Tam da Çinli bakanın geldiği gün Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak plan değişikliklerini askıya çıkardık diye açıklama yaptılar. Açıklama için neden o günü beklemişler? Cevap yok. Milletimiz bunu neden Çinli bakanın geldiği gün öğreniyor? Onun da cevabı yok.
Buradan Sayın Erdoğan'a açıkça soruyorum. Milletimizin bu dar zamanında Kanal İstanbul saçmalığı için kapalı kapılar ardında Çin'le iş mi çeviriyorsunuz? 3-5 milyar dolar için Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk'ün hakkını, hukukunu ve namusunu Çin'e kilim mi ediyorsunuz? Bu konunun takipçisi olacağız. Değerli dava arkadaşlarım, Sayın Erdoğan bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen Kanal İstanbul'dan vazgeçmemekte ısrarlı görünüyor. Deniz bilimciler uyarıyor. Jeoloji uzmanları uyarıyor. Ekolojik açıdan felaket olur deniyor. Milyonlarca vatandaşımızı küçücük bir adacığa sıkıştırmak felakete davetiyedir deniyor. Ama kendisi oralı bile değil. İlle de kanal, inadına kanal diye tutturdu gidiyor. Daha önce de söyledim, tekrar edeyim. İlla bir kanal açacaksan Urfalıların feryadını duy. Git GAP'ta sulama kanalları aç, yağmurlama sistemleri kur, toprak ana 1'e 5 versin. Çiftçimiz de, ülkemiz de zenginleşsin. 40 yılda bu memlekete bir hayrın dokunsun kardeşim. Ama nafile, tabiata zarar vereceği kesin. Marmara Denizi'ni mahvedeceği kesin. Ama inadından vazgeçmiyor. Çünkü doğa umurunda değil. Çünkü deniz umurunda değil. Çünkü yeşil umurunda değil. Çünkü milletimiz umurunda değil. Çünkü kendinden başka hiçbir şey umurunda değil. Aziz milletim, onların umurunda olmayabilir ama bizim umurumuzda. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kanal diye, beton diye tutturmuşken dünya önemli bir değişime sahne oluyor. Artık bütün dünya denetimsiz, kontrolsüz büyümenin getirdiği iklim kriziyle mücadele etmek için kolları sıvadı. En az gelişmiş ülkesinden en gelişmiş ülkesine, çöl ülkesinden orman ülkelerine kadar herkes doğaya nasıl daha az zarar veririz diye düşünüyor, hesap yapıyor. Çünkü herkes biliyor ki doğa katliamı ve kirlenme bu hızla giderse yaşayacak bir dünyamız olmayacak. İşte o nedenle biz diyoruz ki Türkiye bu mücadelenin dışında kalamaz. Hele de çılgın proje denilen saçmalıklarla bu tükenişin değirmenine su taşıyamaz. Bu kadar basit, bu kadar net. Rakamlar alarm veriyor. Yalnızca 2021 yılında, yani bu 3 aylık süreçte atmosfere 9.9 milyar ton karbondioksit salındı. 173 milyar ton buzul eridi. 222 milyon ton gıda israf oldu. Denizlere 2 milyon ton plastik atık bırakıldı. Tamamı 3 ayda. Bu hızlı yok oluşa rağmen maalesef önlem almakta geç kalıyoruz. Eğer gerekli önlemleri almazsak yalnızca 28 dikkat edin. Uzak bir gelecekten değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın bizzat yaşayacağı, bir kısmımızın da bizzat yaşayacağı bir felaketten söz ediyorum. Türkiye için de alarm zili artık çalıyor. İktidar bu süreci hızlandırmak yerine bir an önce somut adımlar atmak zorundadır. Birleşmiş Milletler'in 2002-2018 yılları için sera gazı emisyonu verisini açıkladığı 43 ülke var. Bu 17 yılda 43 ülkeden 31'i emisyonunu azaltmış. Türkiye'de ise %82 artmış. Bu ne demek? Bu havayı kirletmede Şampiyonlar Ligi'ndeyiz demek. Bu havayı biz soluyoruz, evlatlarımız soluyor, sevdiklerimiz soluyor. Bitmedi. Sularımızı da yarın yokmuş gibi tüketiyoruz. Irmağının akışına öldüğümüz Türkiye maalesef her geçen gün su fakiri bir ülke oluyor. Bakın size acı bir örnek vereyim.
Türkiye su fakirliğinde 32. sırada. Çöl ülkesi olarak bildiğimiz Irak, Mısır, Sudan gibi ülkeler bile su kaynakları konusunda bizden daha iyi durumdalar. Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2008'de 1700 metreküpken 2020'de 1346 metreküpe düştü. Yani son 12 yılda 1/3 oranında daha az suya erişebilir hale geldik. Gerçekten utanç verici. Peki bu gerçek önümüzdeyken AK Parti iktidarı ne yapıyor? Her zaman yaptığını yapıyor. Reform yapıyormuşuz gibi çek pampa mantığıyla işe yaramayacak ve asla gerçekleştirmeyeceği reform paketleri açıklayıp çevre katliamına göz yummaya devam ediyor. Başka ne yapıyor? Doğru bildiniz. Vergileri arttırıyor. 2019 verilerine göre yalnızca 38.4 milyar liralık çevre koruma harcaması yapan iktidar, bunun karşılığında tam 91.1 milyar lira vergi geliri elde etmiş. Yani iktidar diğer alanlarda olduğu gibi çevre konusunda da verdiği sözleri tutmayıp gerekli harcamayı yapmamış. Çevre vergilerinin toplam vergiler içindeki payı OECD ülkelerinde %3 ile 10 arasındayken bizde 17. Yani çevre koruma bahane, yandaşlara aktarmak için vergi toplamak şahane. Nitekim onu yaptık, bunu yaptık diyorlar ama Türkiye'de sera gazı emisyonu sadece 2018'de 520 milyon ton artmış. Son 5 senede artık atık suların %77'si denize, %18'i akarsulara deşarj edilmiş. Ve 15.1 milyon ton tehlikeli atık oluşmuş. Değerli milletvekilleri, şimdi ben bunları söyleyince hemen diyecekler ki, bakın sarayda bile nasıl çevreciyiz. Cumhurbaşkanlığından, saraydan verilen bilgilere göre sıfır atık projesinden beri 36 aylık sürede sarayda 234 bin ton atık geri dönüştürülmüş. 3 bin metreküp su tasarrufu sağlanmış, 25 bin kilogram sera gazı salımı engellenmiş. İstatistiklere göre bu tedbirlerle tam 1872 adet ağacın kesilmesi engellenmiş. Bu 1872 ağaçsa 3744 kişiye oksijen sağlamış. Saray idaresini tebrik ederim. Bu hızla giderlerse sarayın yapımı için kestikleri 10 bin ağacı 5 yılda telafi edip 15 bin kişiden çaldıkları oksijeni geri verebilirler. Bu olağanüstü çevreci duruş için kendilerini alkışlıyoruz. Aziz milletim, sarayda çevrecilik oynayarak mesafe alamayız. Türkiye, Eritre, Irak, İran, Libya ve Yemen'le beraber Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan 6 ülkeden biri. Anlaşmayı onaylamayan bir diğer büyük çevreci, Sayın Erdoğan'ın yakın dostu Donald Trump artık yok. Yeni ABD yönetimi de ilk iş olarak Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. İklim zirvesini organize etti ve Türkiye'yi de bu zirveye davet etti. Şimdi Sayın Erdoğan o zirvede ne diyecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi Paris Anlaşması'na ne gerek var? Mevcut yasalarımız çevreyi korumak için yeterli mi diyecek? Yoksa değerlerimize aykırı olan Paris Anlaşması'nı tanımıyoruz. Biz yerli ve milli Gaziantep İklim Anlaşması'nı kaleme alacağız mı diyecek? Acaba ey Greta sen kimsin mi? Tabii bizde de bir Atlas var. Onun arkasından ey Atlas sen kimsin mi diyecek? Yoksa çevreciliği sizden öğrenecek değiliz mi diyecek? Ne diyeceğini o gün geldiğinde göreceğiz. Ama kesin olan şu ki Türkiye'nin iklim krizi ve doğa konusunda bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. İktidar kulağın üzerine yatarken zamanımız maalesef tükeniyor.
Değerli milletvekilleri, bakın burada çok önemli bir nokta daha var. Bakın bu çok önemli kısmı damattan mülhem. Ha. Çevre konusunda artan küresel hassasiyet ülkemizin ihracatını da etkileyecek noktaya geldi. Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz 10 Mart'ta insan haklarını ihlal eden ve çevreye zarar veren firmaların Avrupa Birliği şirketlerinin tedarik zincirlerine katılması konusunda sert bir anlaşma yaptı, açıklama yaptı. Böylece Avrupa Birliği dünyaya ve insana daha duyarlı ülkelerin şirketleriyle çalışmak istediğini açıkça ilan etmiş oldu. Yeşil mutabakat kapsamında ithal ürünlerin karbon yoğunluğuna göre vergilendirilmesi planlanıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sadece karbon vergisi nedeniyle şirketlerimiz 1.8 milyar avroya yakın bir ciro kaybı yaşayabilir demek. Bu çok ciddi bir konu. En başından beri vurguluyoruz. İyi Parti milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir partidir. Milliyetçiliğimiz toprağımızı, denizimizi, havamızı, doğamızı ve insanımızı korumak üzerinedir. İyi Parti'nin ekonomik modeli sürdürülebilir bir kalkınmayı ana eksen olarak belirlemiştir. Bu çerçevede doğa ve çevreyle uyumlu ekolojik dengeyi gözeten ve bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir Türkiye bırakmak ana hedefimizdir. Milliyetçiliğimizin de hedefidir. Eğer doğru politikalar uygularsak dünyada çevre koşulları ve iklim değişikliği konusunda artan hassasiyeti Türkiye için çok önemli bir fırsata çevirebiliriz. Ülkemiz mevcut durumda Avrupa Birliği'nin toplamı kadar biyo çeşitliliğe yarısına yakın da endemik ürün gamına sahip. İzlenen kötü politikalara rağmen coğrafyamız ve iklimimiz yıllık 2,5 üretime izin veriyor. Doğru yatırımlarla bu yeşil dönüşümün kazanan ülkesi biz olabiliriz. İşte o nedenle diyoruz ki biz gelene kadar onaylanmazsa iktidara geldiğimizde ilk iş olarak Paris Anlaşması'nı onaylayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki bu anlaşmayı onaylamadan sanayide yeşil dönüşümden, çevrecilikte sıfır atıktan bahsetmek mümkün olmaz. Ülkemizde özellik için vergi oranlarını yatırımlarını planlayacak ve elektrikli ve yeşil uyum düzeyini ölçümlendirmesi düşünme uyumu çerçevesinde tıpkı enerji verildiğinde dereceler not alın. Bunlar